Efendim merhabalar, ben Doktor Ali Kerim Diler. Sevgili program partnerim Alican Aytekin'le bugün çok özel, çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili Öykü Gürman bizde. Nihayet geldim. Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. O kadar çok seviyorum ve o kadar severek takip ediyorum ki sizi. Ve nihayet ben çok gelmek istiyordum ve en sonunda çağırdınız. Canım Öykü, sen her zaman tükan senin. Ya, çok teşekkür zaman. Ederim. Harikasınız gerçekten. Öncelikle ben tebrik ederim ikinizi de. Harika bir fikir. Ve çok muhteşem videolar. Hem çok bilgilendirici hem de çok keyifli sohbetiniz var. Sağ ol, var ol. İşte biz biraz böyle Karagöz, Hacivat, ondan sonra sokağın sesi, bilimin sesi filan oradan buradan bahsediyoruz. Evet. Eğlenceli olabiliyorsak, bir yandan da bilgi verebiliyorsak. Ne mutlu bize. Alican, Öykü aslında bir dönemi başlattı bence Türk dizilerinde, değil mi Öykü? Aa, çok yani teşekkür ederim. Urfalı'ya Mezel'den. Bu arada neden böyle söylediğini biliyorum. Biz sevgili izleyiciler şeyden bahsediyorduk aslında, bu dizilerde şarkı söyleme. Ve hem oyunculuk yaparak şarkı söylemek aslında Urfalı'ya Mezel'den de başladı. Seni sevmekten başka canım neydi benim günahım? Tek suçum aşık olmak sana. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Şimdi yani şarkı söyleyemeyen starları da zorla şarkı söyletmeye başladı. Eyvah, konu nereye gidiyor? Dın dın dın. Öyle ama şarkı yani. Şarkı söyleyemeyen starlar mı dedi? bir tanesi benim arkadaşım Burcu Biricik'le mesela kendi dizisinde şarkı söyledi. Ama Burcu şarkı söyleyemiyordu ki. Pes etmedim, yorulmadım ayakta durmaktan. Aa, Alican. Ama biz senin yüzünden Burcu'yu da dinledik. Alican şu anda ama bayağı anda da iyiydi sesi, evet. Şimdi dedikoduya. Ben arkadaşı olduğum için ben direkt söylemiyorum. Şimdi bir dakika, kimler söyledi ben şimdi? Önce Urfalı'ya Mezel, Burcu selamlar. Önce Urfalı'ya Mezel'den dizisinde ben söyledim. Ondan sonra bir dakika, Aslı Enver söyledi. Güzel söyledi İstanbul'u gelinde. Ben bilmiyorum gelinde. Aslı Enver'i söyledi. Ben izlemedim. Evet, evet, güzel söyledi, güzel söyledi. Güzel söyledi. Sen başıma gelen en az en çok. Aslı Enver, Burcu Biricik hepsi bizim. Ondan sonra sen anlat Kale'ye gidelim. Ben doğruyu söylüyorum. Ben Burcu arkadaşım olduğu için yüzüne karşı söylediğim için de söyleyebiliyorum. Ben sevmemiştim. Herkes şarkı söylemek zorunda mı? Bu programın bu bölümü değişik başladı. Nasıl gerdim ortalığı şu an? Peki şuradan gelelim. Şuradan gelelim. Bence esas hani bir geçiş dönemi yaptı şimdi Öykü. Şu anda ATV'de Gel Dese, evet. Aşk diye bir dizide oynuyor. Evet. Ve Sitare Pusat'ı, evet, oynuyor. Evet, Sitare Pusat, şekerim. Şimdi net. Asiye'den, net. Yani net. Asiye'den Sitare bir Pusat'a geçiş. Bir tamamen dönüş. Hatta sizi anıyorum her defasında. Neden? Hı. Çünkü 3-2-1 kayıt denildiğinde Sitare Pusat ol diyorlar bana. Ben ne yapıyorum? Bak şimdi bak. Yanakları içeri çekip. Evet. Bişektomi. Kendime bişektomi ameliyatı uyguluyorum içeriden. Aa. Ama anlık. Anlık. Çaktırma. yani bir kere, süper, yaptım. Hoca, sevgili yönetmenimiz Murat Onbul dedi ki, Öykü yanaklarını bir serbest bırak. ben böyle şimdi poz vereceğim ya. Şimdi Sitare'ye bir şey buldum. Dedim ki Ali Kerim'e gitsem de acaba bir sorsam mı? Şöyle nasıl olacağım? Tam oluyor işte. Oluyor mu? Konuşamıyorum böyle. Konuşurken zor oluyor. Doğru söylüyorsun. Hayır, yani içeriden sıkarken zor oluyor. Nasıl olacak? Peki bu bişektomi nasıl olacak? Ha, bişektomi güzel bir şey değil. Çünkü yanaktaki yağlar, bu yanaktaki yağları aldırıp yüzlerini inceltiyorlar, evet, ya. Evet, işte ben bunu merak ediyorum. Ama şurayı çöküyor, keskinleştiriyorlar. Peki, o da bişektomi değil mi? Bir şey, hayır, o çene. Kız, biraz dedikodu yapalım gerçekten. Bu Özgecan Ulusoy gerçekten olmuş mu ameliyatı? Hayır hayır, öyle bir şey yok ya. Şimdi kimsenin hatta dedikodu etmiyor. Şurası dedikodu etmiyor. Kim olmuştu? Dur, bunu atarız. Kim olmuştu? Ben hayır, hayır, hayır değil. Ben tanımıyorum. Bak ben sana söyleyeyim. Benim bir tane aslan çıktı geldi. Ha, tamam. Benim bir tane aslan çıktı oraya geldi. Tabii tabii. çıktı geldi. Reyhan. Kestirene kadar uğraştı. Tamam, çıktı geldi. bir şektomi yaptım, tamam. Kerim ne olur dedi. Yaşlandım. Yaşlandı çünkü bunlar yana döndü içeriye. O özel o yağlar gitti öyle. Yanak eritme falan o işlere hiç girmesin. Ben şunu merak ediyorum. Bu konuya girmemiz iyi oldu çünkü ben bunu bu çekim yapmadığımız süreçte öğrendim. Jawline dedikleri. Bilmiyorum adı ne. Buraları da keskinleşti. Çene attı. Çene attığını keskinleştirme. Ama o güzel bir şey değil mi hocam? O güzel bir şey. Yaptıracağım doğrusu o doğrusu güzel. Bak şimdi Öykü'nün jawline'ının keskinliğini görüyor musun?
Sen de var elmacık kemikli. Hayır, bir şey yok ama yani orijinali. Orijinali zaten şey. Biz ufak dokunuşlar ama yapıyoruz. Ama yani ben öncesi sonrası fotoğraflarını gördüm. Acayip etkili oluyor. Bayağı yüzü şey. Benim öncem mesela yamamış. Hayır. Ay çok tatlı, benim öncemle sonramı görmüş. Yani internette görünce gerçekten yani çok fark ediyormuş o. Evet evet. Eda ne diyor? Çünkü bir çene çok kasılıyor. Çene kasları çok genişleyince yüz üçgenleşiyor. Hatta pardon beşgenleşiyor. Onu bir inceltmek gerekiyor. Birazcık da jawline yapıp da biraz çene ucunu uzattığın zaman o hani 1/3, 1/3, 1/3 ki şekilde altın oranlar mevcut. O altın oranı yakalamaya çalışıyoruz. O onu getiriyor. Bu, ama peki, dur kaynamasın. Tamam, şuraya nasıl etki oluyor? Gıdıya? O da çünkü millet zannediyor ki gıdım var. Halbuki çenesi küçük. Birazcık çene ucu eklediğin zaman ben gıdım olduğuna yemin kurtarıyor. Edemeyim. Senin bir tık var Alican. Yüzme yüzme söyleyeyim. O zaman sen şey de havaya air kiss yap. Ne yapıyorum? Böyle öpücük göndereceğim. Air kiss bak bu. Şimdi bu moda olsun bak. Air kiss. Bak bu niye yüz yogasında var bu? Çok sürekli böyle var. Yapıyorsun bak. Bak bu geriliyor ya burada, gördün mü? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir öyle yapınca varmış, benim dişlerim takma, dişlerim çıkacak diye korkuyorum. Dilini burnuna değdirebiliyor musun? Nasıl? Valla böyle yapınca buram geriliyor. Diyorum ki bu porselenler atacak kendim. Bir şey sorabilir miyim yüz yogası ile ilgili? Onu her gün 15 ya da 20 dakika mesela günde yapmak gerekiyor belli bir periyotta. Evet. Ama bıraktığın zaman ciddi anlamda bence geri geliyor. Tabii bu geri bakmak geliyor. Yani spor gibi. Spor gibi. Kas şeydir, nankördür. Dolayısıyla her zaman çalıştırmak gerekir. Şunları artık tamamen bir çözüm bulsanız da hocam biraz. Kalıcı bir çözüm yok. Şimdi herkes bunun derdinde. Vallahi. Bir kalıcı çözüm oraya evet, yapalım. Böyle bir şey yok. Çünkü insan vücudu organik bir yapı. Vücut değişiyor. Vücut değiştikçe de yaptığın şeylerde ona adapte olması lazım. Şimdi diyelim ki bir zamanlar vardı. Mesela altın iplik vardı. Hani şimdi iplikle geriliyor ya. Bir zamanlar bundan bir 20 sene evvel altın iplikler bayağı 24 ayar altından ipliklerle yüz geriliyordu. Çünkü 24 reaksiyon... ayar mı? Oyun en emi herhalde. Yani hiç, ben altın ipliği şu an duyuyorum evet, ya. Doğru. Altın iplik bu zaman içerisinde tabii ki kaldığı için oralardan buralardan bu sefer altın olmasının bir nedeni var mıydı hocam? Çünkü vücutta reaksiyon vermemesi gibi. Tamam. Dolayısıyla onu denemişlerdi ama başarısız bir deney. Çünkü ne? Malzeme kalıyor, doku bozuluyor. Onun için kalıcı bir şey değil. Önemli olan organik, doğal, vücuda uygun ve zamanla. Bu bakarsan, bağ bakmazsan da. Evet. Asiye. Kesinlikle değildim öyle. Değildim ama Asiye'den sitare pusata geçiş nasıl oldu? Asiye'den sitare pusata geçişi anlatacağım. Etkin çok büyük aslında. Çünkü bir oyuncu rolüne hazırlanırken yüzüyle bunu daha çok gözleriyle o duyguyu verdiği için, yansıttığı için ekrandan ister istemez cilt bakımı ve cildine yaptığı müdahaleler çok etkili oluyor sevgili izleyiciler. Dolayısıyla ben birazdan anlatacağım ama az sonra. Ondan önce şu ara çok popüler olan bir şey sormak istiyorum doktorumuza. Sabah programı sundu ya. Az sonra. Adapte oldu. Adapte oldum yanda. Ben alt tarafı bir ay daha bak. Çünkü unutmadan, o sorunun cevabını unutmadan ama benim şu ara çok konuşulan ve çok popüler olan bir şeyle ilgili Ali Kerim'e sormam lazım. Çok, o da ben, ne biliyor musun? Çok merak. Badem ben... göz ameliyatı ve kalıcı badem göz ameliyatı yapmak yerine biraz önce ip dediğin için hatırladım. İple burayı kesip böyle bir şey yapıyorlar ama bu botoks gibi tekrarlanan bir şeymiş güya. Hı. Şimdi biz gerçek olan bilgileri alalım. Sürekli bir şey mi alalım. Kesiyorlar burada? Şimdi onu bilmiyorum, iple kalmaz soracağım. Bir İşte iple sonra. Soracağım. Neden? Şimdi normalde bu kaşı, bu bölgeyi birazcık daha şöyle germek ve daha gergin benimki gibi durmasını istiyorsanız zaten Ali Kerim gerekli gördüğü ölçüde botoks yapmıştı. Ama normalde aslında ameliyat olmak yerine bu saçınızı çektirerek böyle buralardan topladığınız zaman bile alnınız aslında gergin duruyor. Canım o sadece şimdi bu badem için. Göz ameliyatını işte tamam ya, doğru tamam. Söylüyorsun. Erkeklere de bir ben de erkekler olmalı. İçin de bayanlar için de bu badem onu soracağım doktorumuza ki hani zaten o en iyi bilgiyi o verecek aslında. Evet. Çünkü çok merak ediyorum. Bu badem göz ameliyatında bu gözü çekiyor mesela buraya kadar taşıyor tamam mı? Hı. Şimdi onun belli bir gerginliği var. Ben bu ameliyatı olduğum zaman bunun geri dönüşümü yok. Ya şöyle bir şey, şimdi ben bu tabirlerden önce şey koyayım, şerh koyayım. Bu tabirlerden nefret ediyorum. Badem göz ameliyatı, işte bilmem saten bilmem nereden germe bilmem nesi. Ondan sonra ya bunlar böyle, bunlar bir takım işte hakikaten pazarlama yöntemleri, daha çok da Amerikan tarzı. Öyle mi? Tabii yani, ama şöyle bir şey ya, şimdi badem göz ameliyatı dediğin zaman ne yapıyorsun? Yani gözü badem şeklinde alıp dikme. Hayır, böyle bir şey yok. Yani bunlar efsane. Kimisinde hakikaten güzel bir şey oluyor. Güzel bir göz yapısına kavuşuyor ama şimdi alıp da
Bir sürü adam geliyor. Hocam beni badem gözlü yapar mısınız? Ya senin vücuduna en uygun göz bu. Niye kalkıp da badem gözü evet. çevireceksin sen? Anlatabiliyor muyum? Senin gözün yani, badem olmuyor. Ha, şimdi şöyle. Olmuyor yengem. Şöyle. Yani gerçekten kimilerinde çok düşük olabiliyor. Özellikle kaşlar. Ha şeye etkisi mi? Ağırsa, göz kapağının etine etkili mi? Aynen. Şimdi böyle bir şey varsa... O zaman tamam bir şakak germe, bir alın germe, frontal bir lifting, özellikle bu kapalı ameliyat vesaire cerrahlar tercih edebiliyor. Bu olabiliyor. Ama bunu mesela erken yapan, mesela hastam var. Çok erken yaptı, 30'lu yaşlarda yaptığı için. Şöyle söyleyeyim, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ters botoks yapmaya çalışıyoruz. Yani çünkü botoks bittiği zaman bu kaşlar kalkmaya kalkıyor. Ters botoks nasıl oluyor? Yapıp düşürmeye çalışıyoruz alnı. Yani yükseltmesin, kaşı aşağı indirelim. Buna çaba sarf ediyoruz. Şimdi badem göz, bir illüzyon yaratmamak lazım. Bir kişi de evet bir hafif böyle bir hafif bir çekik gözü kastediyor badem gözden. Yani benim anladığım bu en azından. Evet. Ama kalkıp çekik da yani bunları çekelim, herkes biraz Moğol, biraz Japonez dolaşsın. Hoş bir şey değil. Herkes çekik oluyor. Ha yani. Dolayısıyla hiç gerek yok. Ama sen zaten kendin için sormadın değil mi? Kendin için sormuyor. Bugünlerde çok popüler değil. Hayır, çok güzel. Popüler diye soruyorum aynen. Tamam. Kendim için sormuyorum çünkü ben genelde hep kendim için soruyorum burada soruları. Evet onu ben fark ettim aslında dedim. Bir şey oluyor, evet. Hanımlar hep böyle yapıyor, beyler ne yapacak diyor. Haklı öyle aslında. Genelde aslında diyor ki bir arkadaşım soruyor diyor. Ben vallahi ben değilim, bir arkadaşım istiyor diyor. Bugünkü sorun ne acaba, bir arkadaşını soracağım. Bugün sen geliyorsun diye öyle özel bir soru şey düşünmedim. Yani biz normal hani senin oyunculuk şeyinden, evet, hayatından ederim. Konuşuruz diye. Tamam soruya girdim. Ama biz yine evet, hemen güzelliğe girdik. Benim yüzümden oldu çünkü ben merak ettim, benim yüzümden bir oldu. Bir de Ali Kerim Hoca'yı görünce dayanamıyorum. Sürekli bir şeyler yaptırasın, bir şeyler sorasın geliyor. Ama o işte senin ihtiyacın yoksa yapmıyor. Şimdi ben biraz onu üzülüyorum açıkçası. Tamam yapmamak gerekiyor çünkü hakikaten bu bir doğal gözükmesi evet. gereken bir şey. Ne diyoruz? Estetik doğayı taklit sanatıdır diyoruz. Dolayısıyla doğala evet. en yakın şeyleri çok elde güzel etmeye çalışacaksın. Şimdi başka bir yüz şeklinde orada badem göz, burada kiraz dudak, orada elma yanak. Manav gibi. Yani manav gibi kuru yemiş. Hoş değil. İşte hoş bu değil. Yorumlara da bayılıyorum gerçekten. Herkes kendi tatlış meyvasını evet, oluşturuyor zaten. Evet, hani doğru. biz var olanı sevelim. Doğru. Peki. Evet gel dese aşkı nasıl oldu? Asiye'den Star Reputat'a geçiş. Şimdi şöyle, Asiye daha yerel bir karakterdi. Aha. Zaten siz de hep yanımdaydınız biliyorsunuz bu mevzuları. Hep sohbetlerimizde konuşuyorduk. Karadenizli... O neydi o? Oy Mustafa sim, Oy yok. Niye Mustafa'm ne? O Yasemoy. Ney Mustafa'm ney? Ney ama? Öyle diyormuş değil mi? O Yasemoy diyormuş. İkide bir ney Mustafa hani pil gibi bak söyle. Oy Mustafa Moy. Ay ne? Karıştırdım ben kimdim? Ben Mustafa'yım. Oy Yasemoy. Ney Mustafa'm ney? ama şey diyorsun sen. Hani çizgi çok, Oy Mustafa Oy yok mu? Böyle bir şeydi. Neydi? Aşk yaşamıyorlar evet. şeyde. Ha bu gaz ayakları. Nefeste. Nefeste bir sahnem vardı. O sahne çok komikti. Ne? Çizgi kaz ayakları dur hatırlayacağım onu. Ay, muhabbet nefes... aralarında ha, muhabbet evet, azalmış ki, yengesiyle nefes muhabbet ediyorum. Evet evet ay bak benden daha canım benim. İzliyoruz. İzleyiciniz. Evet Mustafa'ya çekin görünecek diye. Ama yani bu ne oldu? Gaz ayakları çok oldu. Ne oldu? Yaşlandım ben falan diye böyle bir şey vardı. Oy Mustafa yani, oy yok. Yok. Çünkü çizgi kaz çok. Ayağı çok. Kaz ayağı çok. Evet tamam. Oy Asiye'm oy yok. Olmayınca tabii. Niye Mustafa niye de yok? Çünkü neden yok? Gaz ayağı çok. Doğru. Ney Mustafa'm ne yok? Çünkü gaz ayağı çok. Ne oldu ney Mustafa'm neye? Gitti ney Mustafa'm ne? Çünkü yaşlandı Asiye. Ondan sonra öyle dedi, hakikaten o zaman da bunu da konuşuyorduk. Oradan geldi aşk Sitare Pusat tabii çok ben zengin bir yani. Kadın dedi, hakikaten o zaman da bunu da konuşuyorduk. Oradan geldi aşk Sitare Pusat tabii çok ben zengin bir yani. Kadın karakter ve biraz daha işte styling olarak, kostüm olarak bakım dikkat ediyor. Ve ne tesadüftür ki aslında ne kadar temiz kalpliyim tam istediğim bir şey geldi. Ne geldi? Çünkü bana dedin herkes sürekli aslında Sitare Pusat şu anda senin olduğun yaştan 10 yaş daha belki büyük ama estetik operasyon geçirmiş ya da bu tarz cildine yaptırdığı müdahalelerle genç görünüyor. Çünkü 20 yaşında oğlum var dizide. Aa, evet. Ben bilmiyordum. 20 yaşında oğlum var dizide ve
genç görünüyor. Ben tabii hemen bu rolü kabul görünce, hemen onay verince, anlaşınca, anlaşma sağlanınca Osman Sınav'la koşa koşa Ali Kerim'e geldim. Neden? Çünkü dedim ki artık dedim istediğimi yaptırabilirim. Çünkü ben karakter en böyle. Ben en çok şeyde düşüyordum koltuktan. İlk giriş sahnesi. Diziye böyle geliyorsun. Evet. Ondan sonra bir doktor buldum. Ondan sonra diyorum ki işte vitamin iğnesi falan yaptırdım. Yani çok öyle bir şey değil. Şekerim çok net, harika bir doktor. Böyle yaptırdım falan diyor. Diyor ki çocuk, anne dudağına ne oldu? Ay yok, önemli bir şey değil. Sadece iğne yaptırdım. Hayır, şöyle bir şey, benim yanlış hatırlamıyorum. 5 yılda 5 yaş. 5 dakikada 5, evet. 5 dakikada 5 yıl geriye gittim net. Ay şekerim, doktor işinin ehli. 5 dakikada 5 sene geri gittim net. Bu mümkün mü? Hadi bakalım. 5 dakikada genç gözükmek mümkün. Bir miktar mümkün yani. O eksik yağları yerine koyarak. Öykü, şimdi Asiye'de kırsal bir karakterdi. Evet. Ondan sonra orada acayip bir fan kitlen vardı. Çünkü evet, atarlı giderli bir ablayı oynuyordun sen şimdi. Evet, doğru. Çok şeydi, adaletten yanayız. Sitare Pusat tiplemesinde ki fanlarının ben şeyini merak ediyorum, tepkisini. Abi. Ya çok güzel soru aslında. Teşekkür ederim bunun için. Ya şöyle, şimdi Asiye'yi tabii çok benimsedikleri için Sitare bir anda, yani Öykü'yü ablalarını, Öykü Gürman'ı ya da Öykü'yü bir anda böyle bambaşka bir şekilde görüyorlar. Çünkü evet, işte hırkalar, çiçekli elbiseler, daha böyle hani hiç makyaj yapmıyordum neredeyse. Sadece bir BB krem sürüyordum yani, ince bir şey. Şimdi tabii kirpik takmıyoruz, bir şey yapmıyoruz falan filan. Biraz ilk başta yadırgadılar aslında. Ama sonra ne bu abla, sana yakışmadı ya bu şey. Yok, öyle şey şeyler olan, hiç. Tam anlamıyla hep şey gördüm yani. Ama sen de biz zaten seni işte Asiye olarak sevdik ama Sitare olarak da severiz diye. Yani Asiye şöyle, ben biraz şöyle inanıyorum senin o fanlarına. Onlar Asiye'de tabii ki çok sevmişlerdi. Hani Sitare'yi de Asiye'nin yüzü su hürmetine Öykü Gürman olduğu için bağrımıza basarız diyorlar. Bence evet, o. Evet, gerçekten öyle yani, bence de onun ya etkisi mesela var. Mesela senin konserine geldiğimizde ben onu fark ettim. Acayip bir şey, genç kitle var yani, seni destekleyen, yani o biraz da hava soğuktu. Ona rağmen orada ısrarla pankartını sana okutmak isteyen. Ama hani... ...18-25 yaş da var. Mesela işte kayınvalideler, anneler de var hani, çünkü dizide ben de hep o gelin kaynana atışması vardı dizide. O yüzden mesela keşke benim gelinim de seninki gibi olsa ya da işte olmasa, ya da benim gelinim de seninki gibi, ya da atıyorum bazı gelinler de öyle söylüyorlardı diziden dolayı. İşte benim aynı kaynanam da buradaki Saniye karakteri gibi gibi. Hani diziden benzerlik kurarak 7'den 70'e aslında anneler, anneanneler, çocuklar, gençler. Şimdi herkese elimden geldiğince. Bir yandan da aslında gerçekten dediğim gibi 7'den 77'ye kadar bir şey kitlesi var. Dizinin etkisi çok herkesin büyük. Herkesin kitlesi var. Ama bir yandan da mesela işte Ramazan ayı boyunca ATV'de bayağı bir kadın programı yaptı. Of. Öykü şahane götürdü. Kilit gözleri bağlar bozuyor, amanın aman ben yandım aman. Bunu konuşma fırsatım hiç olmadı. Size denk geldi, çok iyi oldu bu. Dök içine. Çünkü evet, size dökebilirim. Böyle insanın çok samimiyetine gerçekten inandığı ve çok sevdiği insanları çok olamıyor hayatta günümüzde. Çünkü nedense gerçekten maalesef bu sosyal medyada da olan biten şeyler ve belki biraz ün, şan, şöhret, para, işte her şey hayatta biraz daha birbirimize karşı hoşgörüsüz olmamıza sebep oldu. Ben bunun da teknolojinin etkisinin çok olduğuna inanıyorum. Kesin. Maalesef. O yüzden biraz daha yani bu samimi duyguları bir insanın hakikaten gözleri hala dolabiliyorsa, yüzü kızarabiliyorsa ve biraz o kırılganlıkla hüzünlenebiliyorsanız bile neredeyse buna teşekkür edecek ve kendimle gurur duyacak hale geldim. Hala ağlayabiliyorum ne mutlu diye. Çünkü bunu yapamayan insanlar var çokça. O yüzden sizinle her şeyi... Ya da yapmıyor yani. Evet, ya i̇şte da yapmıyor. İşte Öyküm böyle. Bu yani samimiyetle paylaşıyor olmak... Oyuncu falan değil sadece. Evet. O çok böyle güzel bir şey. Zarif yaratılmış bir çok insan yani. Çok teşekkür ederim. Mesela oraya gelip çok de zormuş. Şöyle sana popo atıp
Ondan sonra şurada ben şu yemek programı yapsam diye kulisler olmadı mı? Olmuştur. Bence kesin olmuştur yani. Sen şimdi zarafetinden söylemez. Kesin olmuştur. Kesin. Hatta şey falan olmuştur bence koridorlarda. Bu devam edecek mi acaba? Oldu mu? Bence olmuştur. Ya biraz olmuştur aslında. Tabii yani şimdi kanal böyle bir teklifle geldi. Ha. Bambaşka bir tecrübe. Doğru planlamak lazım. Şimdi şarkı mesela yeni şarkı çıkaracağım şimdi Yıldız Tilbe'nin. Evet. Yıldız Tilbe Söz Müzik. 3 sene önce almıştım ancak fırsat olmadı. 3 sene önce aldım daha yeni doğrusu yapıyorsun hediye şarkı. Etti bana şarkıyı. Ha? 3 sene önce mi aldın şarkıyı? Nasıl dayandın 3 sene? Ya şöyle yok bir kere aranje yaptırdım ama... Olmadı istediğim gibi. Şimdi çok güzel oldu. O yüzden şarkı söylemekten ve şimdi dizimiz de devam edecek. Çekimler başlayacak. Yazın çekeceğiz ve Ağustos sonu Eylül'de yayınlanmaya başlayacak. Gel dese aşkın devamı. Evet. O yüzden şimdi çok mutluyum halimden. Yani çok şükür. Zaten Ali Kerim'e geldiğim her an hep mutluyum. O senin mutluluk kaynağı ama güzel. Her zaman mutluyum. Bence de sen şarkını söyle. Şarkımı söylemek, oyunculuk yapmak. Bunlar şu an bana keyifli bir geliyor. Program ancak eğer gece kısmet programı. Olsa da bir arada çocuk yaparsam... İyi var mı öyle bir isteği? Hayır yok. Ha. Ha, isteğim var da öyle bir plan yok. Ama hani böyle yaş çok geçmeden onu da sıkıştırırsa iyi olacak. Dur daha genciciksin. Evet. Şahanesin kaç ayrıca. Yaşındasın? Konuşuruz onu bir onu ne konuşuruz? Kaç yaşındasın mı var? Bakar mısın? Hala çok iyi. Peki başka ben oyuncakları çok merak ediyorum. Diyordum ki buna bakanlar var mı? Aslında gerçi arada bir duyuyorum ama olmaz mı ya? Hani genelde konuya uygun bir şeyler yapmaya çalışıyor. Senin gibi sellit konuşurken Harley Quinn'i koyuyoruz bilmem ne. Evet Harley Quinn'i gördüm. Bugün ama böyle... şimdi Matrix'te benim için çok havalı oldu. Senin için oldu. Aynen. Yani aynen öyle. Çünkü sen benim gözümde bir Tomb Raider'sın çok teşekkür ederim. Hani ona yakın bir süper hero ne koyalım böyle hani delikanlı duruşuyla. Çok teşekkür ederim yani. Ama, ağır abi Tom Cruise var ya. Hayır, bu Keanu. Evet ya Tom Cruise. Ama bu Keanu'nun delikanlılığı. İkide bir Tom Cruise deyip duruyorum Keanu Reeves'e. Sorgulanabilir bir delikanlılık ama delikanlının hası buradadır. Çok teşekkür ederim. Keanu kusura bakma sana Tom dediğim için ama şöyle alabilir miyim azıcık dokunuyorum ama böyle yanımda hissetmek istedim. Ne demek malzeme senin. Gerçekten nasıl başladı hocam? Gerçekten harika. Ya şöyle. Savaşçı, güçlü. Ben her şeyin minyatürünü seviyorum, ufağını seviyorum. Ondan sonra derken bunlar böyle enteresan bir çizgi. Ben gerçeğe yakın yani yüzleri falan evet, gerçekten harika. Neredeyse Madame Tussaud yani. Evet. O müzesindeki şeyler gibi, balmumu heykeller gibi. Bunlara değişik pozlar da verilebiliyor. Yani şimdi bu elinde işte böyle duruyor ama hani Neo'nun meşhur kurşundan kaçarken yaptığı hareketi var ya. O onları da yapar, her şeyi de yapar. Süper. Değişik pozluyorsun, değişik fotoğraflıyorsun. O da ayrı bir hobi. Evimde daha kıymetlileri var. Burada biraz daha hani... Yok buradakiler yok. Öyle dediğine bakmayın arkadaşlar. Öyle dediğine bakmayın. Burada da gayet kıymetlileri var yani. Yani yok. Biz gördük. Siz de görürsünüz umarım. Kendilerini seviyoruz. Onlara çok... ayrı bir program bile yapabiliriz yaparız ama. Yaparız bunun takip ediliyor olması da ayrıca beni şey yaptım. Benim için artık biraz normalleşti. Ben çünkü sürekli burada olduğum için. Ama ben böyle için, şeyleri zaten izleyici gözüyle ben özellikle de biraz dikkat eden biriyim. Şimdi burada da tabii izleyicilerimiz görmüyor ama biz bir çekim ekibi var arkadaşlar. Ve dolayısıyla hani çekim ekibi aslında... Çok kalabalık bir ekibimiz var. Biraz bizi över misin? Evet sağ olsun. Teşekkür ediyorum. 5 kamera var ya. 5 kamera ya. 5 kamera hangi bir senin için az bile Öykü. Ben biraz daha getirtecektim. Bu nasıl güzel bir prodüksiyon çünkü gerçekten. Çünkü sen her açıdan şahane çok oldun. Çok teşekkürler. Bunu ne kadar yansıtabiliriz dedik. Bu kadar oldu şimdi. Harikasınız. Senin hangi açıdan güzel olduğunu biz bilmiyorduk. O yüzden her açıyı koyduk. Her açın çok güzel. Estağfurullah ya. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ama çok severek takip ediyorum sizi. Biz de seni çok seviyoruz. Valla iyi çok geldin. Çok hoşuma gidiyor. Biz seni yine bile yine isteyeceğiz. Yine isteyeceğiz ve kesin gideceğiz. İstediğiniz her zaman yani konuşuruz. Her türlü konuyu da konuşuruz. Ve şeye çok katılıyorum tamamlamak gerekirse. Evet sonlara doğru yaklaşırken oradan işareti aldık. Sonlara doğru toparlamamız gerekirse. Oyunculuk ya da hiçbir şey, herhangi bir meslek sadece güzellik değil. Bence insan zaten sahip olduğu aklı, zekasını biraz pratik zeka ve bunu kullanırsa ve
Hayatta eğer niyeti iyi olursa ve yapmak istediği yolda ilk önce olarak kendine inanırsa bence zaten en büyük mucize bu. Yani evet. Mucize kendine inanmaktır. Kendine inanmak demek kendi kalbine daha yakın olmaktır. Kendi kalbine yakın olmak da inançlı olmak ve şükretmektir. Sen mükemmelsin. Dolayısıyla Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel. Bu inançla güzel ve şükürle, iyi niyetlerle burada bulunduğum için, sizden de aynı enerjiyi aldığım için ve bundan sonraki hayatımda bu dönemden sonra hep bir kararım var. Hep böyle iyi enerjilerle yaşamaya yani çalışacağım için çok mutluyum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah senin de yolunu açık çünkü etsin. Çünkü çok sen harika hep, videolar ve harika işler yapıyorsunuz. Sen hep güzel yaşlanasın, şöhretin büyüsün, beraber. Seni herkes daha iyi tanısın. Hani şu nokta geliyor içinden, o Japonların şeysi çok hoşuma gidiyor böyle hani tam eğilme. Onun için biz senin önünde eğiliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür bitirirken ederim. Ama bizim meşhur kanalımıza abone olun diyoruz. Hayır, bitiriyoruz. Alican! Meşhur, aradan kaynıyordum Alican ya. Söyle bakalım Alican. Hadi evet. Bu defa söyle bakalım, öykü yapalım. Ben ikinize de bulurum ya. Tamam. Bak. Söyle bakalım Alican. Bir şey söyleyeceğim. Alican'ın şeyi matematiği mükemmel. Maşallah mükemmel. Benim hiç yok. Benim mükemmel. Benim de çok önemli. Benim şöyle söyleyeyim. Plan olabilir. Alican'ın matematik hocasını zor ikna ettik. Kimdi benim matematik hocam gel acaba misin? Ya? Köprüden atmasın diye zor ikna ettik. Ona geçenlerde yani ben bu kadar şey yapmış ay, olamam evladım. Ay şeyi sormuştur, onu ben de bilemedim yalnız. Dur ne? Senden yana olacağım galiba ama kaç tane şey damarla mı ilgili canım, bir şey bilinecek sorular soruyor. Dünyayı uçtur. Ha, bazı şeylerin net cevabı var diyor Öykücüğüm. Bir şey uzunluğunu soruyorsa dünyayı 3'tür. Falan ya. Şey işte saç, bir şey su oranını soruyorsa 3'te 1'i. 3'te 1'i. Genelde hani böyle bir tamam. Böyle bir otomatiğe bağlı. Aklımda böyle bilgiler var, cevapları veriyor. Şimdi peki Öykü'ye sonra soracağım. Önce tamam. Sana sorayım. Şimdi insanın bir tane hücresini düşün. Şimdi genetikten geliyoruz ya. Mevzumuz biyolojim genetikten. Bu kadar şey kötü ki. Bak dur şimdi. Çünkü matematiğim çok. Bak bir tane insan hücresinin içinde bir çek canım. Bunlar hiç ayıp olacak, rezil olacak şeyler. Bunlar hayır, bilinecek bir şey dedi. Yani bunu öyle kimi çevirsen bileceğin benim bir şey. Benim yanında rezil olma ihtimalin yok öyle. Ha kimsenin yok. Rahat ol. Bunları biz sadece lüzumsuz bilgileri aktarmak adına yapıyoruz. Çok merak ediyorum. Evet Ali hocam. Canım, bir tane insan hücresinin içinde ki çekirdeğin içinde bir DNA sarmalımız var ya bizim evet. Genetik esas materyalimiz var. Tabii. Ha. Bu DNA sarmalını tek bir hücrenin içine açsak, ucuca koysak ay, ne kadar olur? Biliyordum. Geçen de belgeselde izledim bunu. Hadi canım. Valla. Valla mı? İyi, valla belgesel ama cevabı hatırlamıyorum. Dünyayı 3'tür. Yani bak dünyayı, hayır bu öyle bir şey. Ya bir vallahi. Hücre diyorum, bir insan hücresi. Ya bir valla hücre. İzledim. Hayır, nasıl bir ölçüt olarak söylemedin? Metre. Valla izledim, hatırlamıyorum hocam. Söyleyeyim ben sana. Dünya 2. 1.8 metre. Ya dünya 2 deyip durma Alican. Bir tane insan hücresinden var. Bu hücrenin içi. Ya bir şey söyleyeceğim. Mi? Ben o yüzden aklımda tutmamışım. Ha. Küçücük rakamı niye yani, aklımda tutayım? Tamam dur şimdi sana rakamı büyüteceğim. Düşün bak bir tek insan hücresindeki. Yani bak hani Allah'ın yarattığı şeye bak ya yani, olaya bak. Bir hocam, insan hücresindeki. Biyolojim o kadar kötü ki hücrenin küçüklüğünü düşünüp insan vücudunda kaç hücre olduğunu şaşıramıyorum bile. Ay ben o kadar küçük rakamı niye aklımda tutayım? Zor. Peki biraz daha olayı büyütelim. Tamam. İnsanın vücudundaki bütün hücrelerde de tabii ki bir genetik materyal ve evet. Bir DNA var ya. Tüm hücreler çarpı bir nokta küsür. Dur. Tamam ama bu ne kadar mesafe yapıyor biliyor musun? Ne yani kadar? Bir insanın kaç? Vücudundaki bütün hücrelerin içindeki DNA'yı çıkar uçuca uzaya. Ekle. Kaç kilometre? Ne kadar uzaya. Yapabiliyor musun? Hayır. Güneş sistemini bir gidiyor bir de geliyor. Bunu duymuştum. Evet ben bunu duymuştum. Aman Allah'ım. Ya, ben büyük şeyleri aklımda tutabiliyorum. Güneş hocam sistemi işte. Geliyor ve gidiyor mu? Düşün bir tek insanın vücudundaki ben hücrelerin DNA'sı uzatsan güneş sistemine gidiyor ve geliyor. Geri geliyor. Peki bir şey daha. Onu da Evki'ye soralım. Tamam. Tamam. Daha kolayca bir soru sorsun ama biliyorsan güneş erkenden kolay, cevap ver. Yani bas deyince, yani. Benim öyle bir ihtimalim yok. Kolay evet. Deyince davet tersidir sanki. İnsanın kanı damarlarımızda dolaşıyor evet. Ya bütün gün puf puf, kalp evet. Pompalıyor, kalp dolaşıyor filan, kan dolaşıyor. Bir kanı kaç kilometre yol alıyor günde? Dünya 2'dir. Bak öğrendin mi dünya? Kan kaç kilometre? Mesela nereye kadardır? Yani düşün ki bu bütün gün aynı kan hücresi ne kadar yol alıyordur damarlarımızın içine pompalandıkça. Hangi şehire kadar mesela? Damarlarımızı ucuca birleştirdiğimizde dünyayı 2 tur. Onu hesapla.
Kaç? Ben söyleyeyim. 10 bin mi? 10 bin mi? Fena değil. Bildi sayılır. Tebrik ediyoruz. 19.312 kilometre yol alıyor. 19.312 kilometre yol alıyor. Bir günde, bir günde kalbimizin pompalamasıyla kanımız. Çok çalışıyor. Bu çok mesafe gitti. Çalışıyor, çalışıyor. Uyurken yavaşlıyor mu? Yavaşlıyor tabii ama aldığı 19, yol yine hep aynı. Hep aynı. Ciddi bir kilometre. Evet. Peki Ali Can 20 bin kilometre. Yani sen Ali Can'ın gözlerine bak. Ya yani gerçekten ama yani biyolojim o kadar kötüydü ki. Siz diyorsunuz ki bir küçücük hücre ben aklımda birleştiremiyorum ki ama o vücutta. Bunun yanında bir insanın vücudundaki hücrelerin içindeki DNA'yı açtığında bir insandan bahsediyorum. Güneş sistemini kat ediyor. Yani hani bir manevi boyutu evet, olduğunu kesinlikle hatırlatmak evet, gerekir. Evet harika. İzleyenlere. Çok güzel bir bölümdü bence. Ben biraz fazla konuşup seni şey yapmadım inşallah. Sen şahaneydin. Çok teşekkür ederim. İyi ki vardın. Ben de eğlendim. Arada... Ya ben sadece şeye üzülüyorum. Biz o kadar çok konuştuk ki siz bir kısmını izleyebileceksiniz. Aa, evet ama arada keseceğimiz şeyler var. Mesela Hanım, benim Keanu Reeves'e... Sevgili yönetmeniz Rey Hanım. Çok az kesiyorsun. Şahaneyiz çünkü. Evet. Ya, evet. Peki oldu. Sevgiler o zaman. Kanalımıza sonraki... abone olmayı sen söyle. Evet. De? Kanalımıza abone olur musunuz desene Örgüt'cüğüm. Anlaşmıştık ya. Zaten biz buradayken o kanala abone olmayan ne yapsın ya? Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen takipte kalın. Videoyu da beğensinler. Videoyu da beğenin. Oradaki zile mi basıyor? Zile basıyorlar. Abone oluyor. Galiba daha zile sonrasında basıyorlar. Önemli olduğu için böyle söylüyoruz. Ama, evet, ama bu zaten bir alışkanlık çok yani. Önemli evet, değil. Lütfen öyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet var olun. İyi olun. Hoşçakalın. Birlikte.